En büyük ekonomik saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Ve o saldırıda birileri Türkiye ekonomisi batacak, dolar 7 lira, 8 lira, 10 lira olacak diye hayaller kurdu. ...24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz. Ama bunların kafası basmaz. Yok bunlarda böyle bir araştırma. Ben ekonomistim. Size bir şey söyleyeyim. Söyleyeyim. Ama başkaları çok çatlayacaklar. Temmuz ayından itibaren benim ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki, öyle bir sıçrayacak ki, öyle bir büyüyecek ki. Dolara aşırı derecede yatırım yapanlar yaya kalabilirler. Bol bol döviz alıp 6 liradan 7 liradan, niye? Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları, 10-15'e satarız. Yok suymuş, yok buymuş, yok dolarmış, yok böyle bir şey. Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var. Benim alanım ekonomi. Fakir çalmasını iyi beceremediği için fakirdir dedi. Onlar da dedi çalmasını iyi becerdiği için zengindirler dedi. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben. Yani hangi insan şu anda bu ülkede yaşamından memnun? Ya zengin fakir olsun fark etmez. Bir labıyık ama bir çöp dolma daya buna dahi razıyız. Yeter ki burada olmayalım. Ama işte imkan yok. Yani, İmkan olsa direktmen kaçarız. Ben eğer bugün bu durumdaysam benim cumhurbaşkanım olamaz yani. Ben öğrenci değilim. Okulu bıraktım. Bıraktım ama yemin ediyorum ki pişman değilim. Şu anda acaba okusaydım bu halde mi olurdum diye düşünüyorum.